Emekli misiniz? Yok, emekliyim. Ne kadar kaldın? Bir sene. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek misiniz, bırakacak mısınız? Çiftçiyim ben, her zaman işim kendi işim. Kendi işim. Evet, traktörüm var. Traktörümüz var. Peki emekli maaşıyla geçinmek mümkün mü sizce ülkemizde? Zor. Zaten destekleme alıyor, elimiz görüyor, ağzımız görmüyor. Bir de bakın kaybolmuş gitmiş. Sade emekli maaşıyla geçinilmez diyorsunuz. Tabii çiftçiliğim var, kendim bir mesleğim var, işte özüm var köyde. Cennet gibi yerlerim var köyde. Yani onlar olmasa? Onlar olmasa tabii ki. Sıkıntı. Kardeşlerim Avrupa'dalar da hepsi bana verdiler. Ben kullanıyorum. Emekliliği hak ettim aslında da fazladan çalışıyorum. Çünkü alacağım emekli maaşıyla geçineceğimi tahmin etmiyorum, yani geçinemeyeceğim. Şu anda aldığım maaşın tamamını emekli maaşı olarak almış olsam emekli olacağım hemen. Gençlerin önünü açmış olacağım. Ama maaşın yarısı kesiliyor emekli olunca. Onun için şimdilik emekli olmayı düşünmüyorum. Günümüzde ülkemizde emekli maaşıyla geçinmek kolay mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi ben emekli olmasaydım 3.000 lira yakın para alacaktım ben. Şimdi tabii haliyle bu yarıdan daha aşağı düştü. Emeklilik biraz sıkıntı mı ülkemizde? Çok sıkıntılı emekliler. Hele bir de insanlar hani çalışıyorlar, emekli olayım, dinleneyim diye düşünüyorlar. Vallahi sağlık durumumuz elverişli. Ben 30 seneye dair hizmetim var. Tabii bunun içerisinde 4-5 sene de sigorta dahil olmak üzere. Vallahi hepsi bitmiş bari. Yani çok zor. Dışarıdan bir işte tarlası olan veya kiralık bir yer olan, kirada oturmayan kişiler için sorun değil emeklilik. Onlar bir yerden bir katkı oluyor. Veya evde o çocuğu varsa, çalışıyorsa veya tanımı çalışıyorsa, ek gelir varsa, o da sorun değil. Ama tek emekli maaşı olduğu zaman halin tabii zor. Emekli maaşıyla geçinmek kolay mı? Hayır. Kesinlikle değil. Ama el ağrı düşman karı oluyoruz yani.